Hayırlı akşamlar dostlar. Önemli bir gelişme yaptıralım Suriye'de yerel kaynaklar haber servis ediyor. Kimliği belirsiz siyaların Suriye'de Aynen Arap şehri yakınlarında PKK-YPG terör örgütüne ait aracı vurduğu duyuruldu. Daha sonrasında ise zaten kimliği belirsizden bunun ordumuz tarafından yapıldığını anlıyoruz. MİT'e ait Siyan'ın aynen Arap'ın güneyinde hareket halindeki sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda aracın son halini de görmektesiniz. Yine dostlar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken başkent Kiev'de hayat normale dönüyor. Bu kapsamda barikatlar da kaldırıldı. Yine kemerlerle bağlanan beton bariyerlerde iş makineleriyle yoldan kaldırılıyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Bugün önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geliyor. Yine dostlar ordumuz tarafından topçu birliklerimiz Rakka'nın kuzeyinde aynı saatte terör örgütü PKK mevzilerini vurmaya devam ediyor. Hindistan donanması için üretilen 6. Scorpion sınıfı havadan bağımsız dizel elektrik tarihli denizaltıyı görmektesiniz. Bugün suya indirildi denizaltı yapılacak testler sonrasında gelecek sene göreve başlayacak. İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı İtimat gazetesinde yazı paylaşılıyor. Yazı şu şekilde İran PKK ismini kullanmadan Türk ordusunun Kürtleri vurduğunu iddia ederek bu şekilde algı yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önceki videolarımızda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caporov'la stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını söylemiştik. Aliyev şu açıklamayı yapıyor: Gelecek yıl eski Azerbaycan şehri Şuşayı Türk Dünyasının kültür başkenti ilan etme girişimine destek verdiğiniz için Kırgızistan'a minnettarız. Kırgızistan dahil tüm Türk devletlerinin bu kararını takdir ediyoruz. Açıklamasını yapıyor. Мы объявление древней азербайджанского города Шуша культурной столицы тюркского мира в следующем году мы очень